ülkemize getirilen ekstra vergiler var biliyorsunuz. Çin'den gelen ve Avrupa'dan gelen veya Amerika'dan gelen ürünlerde gümrük vergilerinde bir değişiklik yapıldı. Bizi en çok ilgilendiren tabii ki Çin'den gelen ürünlerdi. Onlar da 30 Euro'ya geçen ürünlerde %60'lık bir vergi dilimi oluyor ve ürününüz gümrüğe takılıyor ve gümrük müşaviriyle beraber yasaklı bir üründe ise gümrük bedelini %60 olarak ödeyerek ürününüzü yine satın alabiliyorsunuz. Buradaki 4 tane ürünüm 30 Euro'nun altında. Bu ürünleri Banggood üzerinden satın aldığınızda yine eskisi gibi herhangi bir gümrüğe takılmadan zaten gümrük ücretinin peşin ödediğiniz için direkt olarak kapınıza kadar gelecek. Benim ürünlerim de 3 gün önce geldi. Herhangi bir gümrük bedeli ödemedim. Bu şekilde paket halinde geldi. İlk ürünümden başlayalım. Bu ürünüm bir hava kompresörü. Tabii ki araçlar için. Bu ürünün kutu içeriği bu şekilde arkadaşlar. Bir adet kompresörü. Şöyle bir kablosu var. Bunu aracınızın o sigaralık bölümü vardır. Oraya koyarsınız bu şekilde. Bunu da çakmakla taktığınızda yine burada USB çıkışları var. Type-C çıkışları var. Buradan kullanabiliyorsunuz. Burası da lastik şişirme aparatını bağlayacağımız bölüm. Şöyle uzatma bir kablosu daha var arkadaşlar. Bu da buraya takılıyor ve bu ürünü kompresör olarak aracın dört lastiğini şişirmek için kullanıyorsunuz ve şarjı değil maalesef. Burada da gerekli olan uçları var. İsterseniz botları şişirebilir, isterseniz bir basketbol, futbol topu gibi toplara rahatlıkla şişirebilirsiniz. Bu ürünümüzde araç kamerası. Aracın ön camını yapıştırarak kullanıyorsunuz bu ürünü. Şöyle kutu içeriğinde bakalım. Ben bunları açtım, kontrol ettim önce. Bu ürünün kutu içeriği de bu şekilde arkadaşlar. Böyle tip C girişi var. Buraya bağlayarak aracın sigorta bölümüne bağlanıyor bu kablolar ve bu da ön cama yapıştırıyorsunuz. Burada yapıştırma bantı var bu şekilde. Ön kameradan yolu anlık olarak çekebiliyor. Kazalarda çok işimize yarayacak bir ürün ve 128 GB'a kadar destekliyor hafıza kartı ve burada da hafıza kartı girişi var. Böylelikle bu ürünü güvenlik amaçlı da kullanabilirsiniz. Hafıza kartının büyüklüğüne göre aracınıza 24 saatlik veya 36-48 saatlik kayıtlar yapabiliyor. Diğer ürünüm de gördüğünüz gibi bir el feneri ve kafa feneri olarak geçmekte. İsterseniz el feneri olarak da kullanabiliyorsunuz. Bakın bu şekilde şarjlı ve benim fonksiyonları çok hoşuma gitti. Işığı da mükemmel. Kafamıza bağlamak için böyle bir aparat geliyor arkadaşlar ve lastikli. Şarj kablosu da burada. Yine Type-C çıkışlı. Ürünün üzerinde açma kapama tuşu var. Bu şekilde çalışıyor. Burada 4 tane mavi ışık var. Ben bunu şarj ettim. Geldiğinde 3 tane mavi ışık yanıyordu. Bu şekilde de kullanabiliyorsunuz. Bakın burada da farklı fonksiyonları var.
bu nasıl çalışıyor? Harekete duyarlı. Bu şekilde hareket yaptığımızda ürün çalışıyor. Tekrar bu şekilde hareket yaptığımızda ürün kapanıyor. Yani bunu herhangi bir yere koyduğumuzda ulaşamayacağımız bir yerde ise bir el hareketiyle bu ürünü yakabiliyoruz. Bakın böyle tekrar geri çektiğinde ürün kapanıyor. Çok güzel bir ürün. İsterseniz de sabit bir şekilde yanıyor böyle. Devam edelim. Ve bu şekilde de selektör vererek uyarı işareti veriyor karşı tarafa. Böylelikle sizi daha görünür gösterir. Işık seviyesinde böyle azaltıp çoğaltabiliyoruz. Gerçekten güzel bir ürün. Ben tavsiye ederim almanızı. En azından şarjlı bir ürün. Ve bu şekilde de altta yine lambaları var. Bunu herhangi bir yere koyarak yine aydınlık yapmak istediğimiz yere aydınlık amaçlı kullanabiliriz. Son olarak da kablosuz şarj standımız var. Benim çok hoşuma gitti bu ürün. O yüzden aldım. Şarj kablosu ve ürünün kendisi. Ürünü bu şekilde kullanabiliyorsunuz. Tabii bu ürünü kullanmak için bir adaptör gerekiyor. Kablosu burada. Adaptörünü bağlayalım. Kablosuz şarj standımızın adaptörünü bağladım. Bu ürünle ne yapabiliyoruz? Öncelikle özelliklerini söyleyeyim. 15 watt'a kadar hızlı şarjı destekliyor. Kablosuz şarj özelliğine sahip bir telefonunuz varsa bunu bu şekilde koyarak, bakın hızlı kablosuz şarj özelliği aktif oldu arkadaşlar. Yani bir Samsung telefonu hızlı bir şekilde şarj edebiliyor. Tabii bununla kalmıyor. Yine kablosuz şarj özelliğine sahip bir kulaklığınız varsa telefonunuz şarj olurken bu bölümü de kulaklığınıza koyarak yine şarj edebiliyorsunuz. Yine kol saatleri var. Akıllı kol saatleri. Yine kablosuz şarj özelliği varsa yine bu bölüme koyarak kablosuz şarj özelliğine sahip akıllı saatlerimizde yine bu aparat sayesinde şarj işlemi yapabiliyoruz. Eğer bu ürünlere ihtiyacınız varsa videomun açıklama kısmında bu ürünlerin satış linki var arkadaşlar. Birkaç tanesinde indirim kuponu koydum. İndirimli olarak yine gümrüğe takılmadan Banggood üzerinden satın alabilirsiniz. Bugünlük de bu kadar. Bir inceleme videomun daha sonuna geldik. Videomu beğenmeyi, paylaşmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar şimdilik hoşça kalın.